Kime bağlanacaktık ya? Onu istemiyorum. Diğer bağlantımızı da yapalım. Öyle mi? Tamam. İbrahim Şenel o zaman telefon attığımız demiş. İbrahim Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. İyi yayınlar. Buyurun efendim. Müge Hanım az önce ben sizin programı izliyordum. Evet. Avukat Bey'in beyanlarının %90'ı yalandır. Hangi konuda? Hangi konuda? Bu Hüseyin de ayrıldıktan sonra Esra'yı tanıyor dediği yalan. Daha önceden tanıyor Abdullah Esra Taş'ı. Hüseyin'le sevgiliyken Esra Taş'ı Abdullah Başdemir tanıyordu. Şey diyorlar, bayan oturup diyormuş, öyle, o da yalan. Öyle bir şey de yoktu. Garsonlar çay getirdi diye yani ona benzer şeyde bu şey mi oluyor artık, konturması mı oluyor, bir şey mi oluyor? Çay getirip oturuyorlar mı beraber, çay içiyorlar mı? Oturmuyorlardı, çay getirip gidiyorlardı. Başka bir şey yoktu. Her yerde öyle yapıyorlar ya, zaten. Ha. Evet, her yerde öyle yapıyorlar. Orada avukat bey diyor işte para karşılığında çıkıyorlarmış. Para karşılığında Hüseyin zamanında niye çıkmıyor diye Esra Taş. Ömer Dündar'la görüşmüş mü acaba? Muhtemelen Ömer Dündar'ın arkadaşı zaten. Onunla görüşüp de aramış. Böyle bir durumda beyan ediyor. Siz sorun. Biz Ömer Dündar'la görüştünüz mü şu an burayı ararken? Yani Ömer Dündar'ı tanıyorum. Doğrudur. Hüseyin benim din arkadaşım. Halen görüşürüz. Esra Taş'ı Hüseyin kaçırdığında 8. ayın 10'unda benim evime getirdiydi. 12'sinde de Hüseyin'in annesi Hüseyin'i geriye götürdü. Yani dosyada gizlilik var diye ben bazı şeylere değinmek istemiyorum. Dosyada gizlilik onunla alakalı değil yani, dosyayı okumamamızla alakalı. Yani Hüseyin Esra'yı kaçırıyor, sonra Hüseyin'in annesi de Hüseyin'i mi kaçırıyor Esra'dan? Evet, evet. Anladım. Hüseyin'i kaçırıyor. Tamam, peki sizce Abdullah'la, yani sizin bir bilginiz var mı? Abdullah'ın bu cinayetin azmettiricisi olduğu, Esra'nın böyle bir motivasyon yüklediği etrafındakilere... Valla orasına bir şey diyemem. Şimdi orası karanlık. Orasına yaptı da diyemem, yapmadı da diyemem. Yani bir şey duydunuz mu, gördünüz mü? Herhangi bir konuşma dikkatinizi çekti mi? Yok, zaten biz bu olaydan, yani bu olayı ben sizin programda izliyordu. Annem devamlı izliyordu sizi. Evet. Osman Bey programa çıktıktan sonra ben bu olaya hakim olmaya başladım. Biz o zaman ondan önce Esra'yla bir kavga yapmıştık. Ondan sonra biz onunla yani merhabalı arkadaşlığı bitirmiştik. O yüzden bilgi sahibi değilsiniz. Abdullah Başdemir'le, ondan sonra Esra Taş'la. Yani Abdullah Esra, Hüseyin'le beraberken de Esra'ya karşı bir ilgi duyuyor muydu? Valla onu bilmiyorum ama Esra'yı tanıyordu. Esra Hüseyin'le birlikteyken biliyordu. Ama bilirsiniz ya, yani ben şimdi üç kişi otursa kim kime ilgi duyuyor gözümden anlıyorum. Herkes anlar yani, bu benim, bana özel bir şey değil. Hani bir tavrından, bir ne bileyim ses tonundan, benim ilgisinden anlaşılır. Benim edindiğim bilgiye göre öyle. Yani var mıydı Hüseyin'in bir, ama şeyin, Abdullah'ın Esra'ya karşı bir ilgisi? Bu olaydan önce Hüseyin'den ayrıldıktan 3-5 gün içinde Abdullah Esra'yla sevgili oldu. O zaman biraz öncesi de vardı, şimdi tak diye de hemen sevgili olunmaz herhalde, evet. Değil mi? Vallahi onu da artık kafedeki insanlara soracağım. Şimdi ben devamlı olarak giden yani bir insan değildim. 2 güne 3 güne bir gidiyordum ama... Oranın sahibi de herkes biliyor. Onun bir yani bu olaydan Hüseyin bıraktıktan sonra 2-3 gün sonra Esra'yla sevgili olduğunu biz biliyoruz. Ya mesela Hüseyin şöyle bir şey söylemiş arkadaşlarımıza yaptığı görüşmede. Abdullah'ın gözü vardı Esra'da demiş mesela. Ya o doğrudur. Hüseyin benim, bak Hüseyin'le biz o zamanlar devamlı beraberdik. Devamlı görüşüyorduk o olaydan sonra. Bu Hüseyin kaçırdıktan sonra da devamlı görüşüyoruz Hüseyin'le biz. Yani şeyimizi koparmadık. Esra'yı ismini götürdünüz mü? Abdullah yalnız Hüseyin'den ayrıldıktan 3 gün sonra Esra'yla sevgili oldu. Esra'yı ismiyle götürdünüz mü İbrahim Bey? Mesela bir kiralık araçla. Götürdüm. 8. ay 13. var mı? Orada mesela araç kuma vurmuş, bir kaza geçirmişsiniz. Bu... Ben değilim o. Esra o. Anam. Abdullah kiralamış. Ben onu Hüseyin'den duydum. Hüseyin'i takip ederken kaza yapmışlar. Siz götürdüğünüzde neden götürdünüz? Ayrılmış mıydı? Ayrılmış, Hüseyin benim arkadaşımdı. Ondan sonra bana dedi Hüseyin çok kötü. Bir de ben hamileyim dedi. Apo'dan Hüseyin'den hamileyim dedi. Özür dilerim. Hüseyin'den hamileyim dedi. Ondan sonra Hüseyin'le de biz aradan bu 8. ay 12'siyle ben bir hafta sonra bile görüştük. Hüseyin'le biz konuştuk. Hüseyin'e dedim ki en doğrusunu yaptın. Ayrılmakla dedim.
Oraları hikaye de ben açıkçası hani bu cinayetle ilgili öncesiyle sonrasıyla ilgili bilgi sahibi olan birilerini arıyorum. Dediğim gibi çünkü şimdi bu ifadelerinde o hanımlardan birisi bir şey birisi bir şey söylüyor. Daha net şeyler lazım yani araba, araç, kim götürdü, kim gitti, adres yanlış verildiyse niye yanlış verildi. Yani eğer iş bu kadarsa yani bir komşunun adresini nasıl yanlış verebileceğini düşünürken özellikle verdi diye bile düşünürüm yani. Hani evet. Bu aklına geliyorsa o zaman her şey aklına gelir. Yani milyonlarca madem ihtimal varsa bu da bir ihtimal. Bu arada Şevki Hocam hatta konuştu reklam arasında Osman'a sordu dedi ki aile fertlerinin peki dedi tutumu nasıl evet. dedi. Dedim ki onlarla da röportaj yaptık. Büyükşen ailesinin üyeleri ve yakınları şaşkın. Özellikle 3 yıldır hedefteki kişilerde köydekiler tarafından da dediğim gibi hep bu mehir davası yani bu cinayet ilk işlendiğinden beri hep bu mehir davası gündemdeydi. Hep söylüyorum zaten biz burada köyde konuşuluyor biz konuşulanı burada işliyoruz. Yani burada konuşulduğu için köyde konuşulmuyor zaten ya da şehirde ortamda ailede ne konuşuluyorsa bizim programımıza yansıyan da bu oluyor. Onlar da iddiaların bu cinayetin işlenmesine neden olduğu kişiler olarak görülüyordu. Hepsi rahatlamışlar. İstersen önce bir açıklamalarını izleyeyim. Osman'a karşı da çok iyiler. Değil mi Osman? Yani. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldu.